İş sağlığı güvenliği yapmıştık daha önce. Biraz daha üzerinde duralım ama bu defa hızlı geçeceğiz. Şimdi buracıkta şöyle bir tanım vardır. Tasarım odaklı düşünmek, temelde insanların ihtiyaçlarını anlamamıza yardım eden, yaratıcılığı ortaya çıkaran, modellediğiniz çözümleri hızlıca test etmenize ve yeniden denemenize imkan sağlayan bir süreçtir. Tasarım odaklı düşünmek, bir işte mobilya tasarlamak, bir metalden bir alet tasarlamak, bir elektronik cihaz tasarlamak hemen böyle somut bir şey olmak zorunda değil. Soyut bir çözümle tasarlayabiliriz kafamızda. Mesela bir problemle karşılaştık veya bir ihtiyacımız var. Bu problemi çözmek veya bu ihtiyacımızı karşılamak için çözüm planlıyoruz, çözüm düşünüyoruz, tasarlama yapıyoruz. Ama yaratıcı düşünceyle, böyle yenilikçi, yaratıcı düşünceyle ihtiyacımızı, problemimizi çözmeye çalışmak. Tasarım odaklı düşünmenin aşamaları vardır. Önce empati kurulur, ardından problem, ihtiyaç neyse o tanımlanmaya çalışılır. Ardından bunu giderecek fikir üretilir. Bu problemi çözecek fikirler alt alta listelenir. Ve bunların içerisinden bir tanesi seçilip bu seçilen üzerinde bir prototip geliştirilir. Prototip ilk örnek. Problemi çözmek için seçtiğimiz fikri uygulamaya koymanın ön aşaması. Pilot uygulama. Pilot uygulama diyelim, evet. Ondan sonra bu test edilir. Bu pilot uygulama test edilir. Eğer olumlu sonuç alınırsa bu hayata geçirilir. Başkalarıyla da paylaşılır. Bu şekilde tasarım odaklı düşünme gerçekleştirilir. Burada okulda bir kazayla ilgili örnek vardı. Öğrenci Ozan atölyede biraz sabırsızlanıyordu. Makinenin kolu sıkışmış. Onu döndürmek için pas sökücüyü makinenin koluna döküyordu. Pas sökücü oradan sıçrıyor. Kendi ayakkabısına, diğer arkadaşların ayakkabısına ve ayakkabılara delik açıyordu. Dolayısıyla bir iş kazası oluşmuş oluyordu. Burada bir problem var. Kitabın yazarının kendisi bir tane neden koymuş. Biz de oraya başka nedenler koymaya çalışacağız. Bu görselde en çok kazalara maruz kalan vücudumuzun yüzeyleri, organları. En çok gördüğümüz gibi ayaklarımız. %34 oranında en çok iş kazalarında zarar gören insanın organı ayakları. En az zarar gören ise kollar. Ve diğerleri görselde görünüyor. Bu iş kazaları, iş sağlığı, güvenliği deyince peki bunu düzenleyen bir yasal kanun, metin yok mu? Tabii ki var. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Yanılmıyorsam 2012 yılında bu kanun çıkarıldı meclis tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Bu kanunda kazanın önlenmesi için yapılabilecek işverene düşen şeyler, çalışanlara düşen şeyler, devlet kurumlarına düşen görevler, sorumluluklar, haklar, yetkiler, ödevler, bunların hepsi bu kanunda tanımlanmış bulunuyor. Göster kendini etkinliği var. Bir işletmede çalışan işçilerin büyük bir kısmı kulak ve işitme rahatsızlıklarından dolayı tedavi görmeye ve rapor almaya başlıyor. Bu durumun olası nedenleri neler olabilir? Yani bu olası nedenlerini bulmak için ne yapabiliriz? Tasarım odaklı düşünme yapalım mı? Hadi yapalım. Ben buraya not almıştım. Önce empati kuracağız. Empati demek kendimizi onun yerine koymak. Kendimizi bu örnekteki işletmede çalışan kişilerin yerine koyalım. Kulaklarım rahatsız oldu, işitme rahatsızlığı yaşıyorum ve tedavi görmeye hastaneye gidiyorum. İstirahat, rapor almak için, istirahat etmek için hastaneye gidiyorum. Acaba niçin böyle bir şey oldu? Kendimi onun yerine koyuyorum. Ve düşünüyorum. Sebepleri ne olabilir? Çok gürültülü bir ortam olduğundan olabilir. Ortam çok tozlu olmasından kulaklar rahatsızlanmış olabilir. Fazla soğuk olmasından kulaklar soğuktan fazla aşırı etkilenmiş olabilir. Yine ortamda enfeksiyon yapıcı bakteri, işte biyolojik mikroorganizmalar ortamda bulunuyordur. Empati kurarak bu şekilde bu 4 taneyi saydım. Kendimi o ortamda düşünerek. İşte siz de bu şekilde bir insanın probleminin, bir insanın ihtiyacının belirlenmesi için önce kendinizi o insanın yerine koyup onun gibi düşünebilirsiniz. Onun gibi düşünerek sonra problemi tanımlarsınız. Ve problemi tanımladık. Tanımlamada diyoruz ki ortam çok gürültülü, çok soğuk, zararlı mikroorganizmalar ortamda bulunduğundan dolayı çalışanların kulakları bu durumdan zarar görüyor. Tanımlamayı yaptık. Ve bundan sonrası tasarlama. Yani bu problemin çözülmesi için tasarlama aşamasına geçiyoruz. Tasarlamada birkaç tane fikir
üreteceğiz. Kulakları korumak için ne yapılabilir? Bakın şimdi fikirleri listeliyoruz. 1. Kulak tıkacı kullanılabilir mi? Gürültüye karşı evet. 2. Kulaklık kullanılabilir mi? Kulaklık, hani böyle kulak üstü kulaklık var ya, bu da soğuğa ve mikroplara karşı. Tasarlama aşamasında yaptık. Prototipleme ve test etmede bu söylediğimiz çözümlerden bir tanesini seçip uygulamaya koymak. Empati yaparak insanların problemlerini veya insanların ihtiyaçlarını çözebiliriz. Bu tasarım odaklı düşünmektir. Tasarım odaklı düşünebilmek için empati ilk sırada gelir. Yani kendimizi önce ihtiyacı olan kişinin, problemi olan kişinin yerine koyacağız ki onun bakış açısıyla bakalım da çözüm üretebilelim olaya. Şimdi burada bir şey daha var. Araştır ve düşün etkinliği. Bir başkasının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için kendinizi onun yerine koymayı denediniz mi? Ben buraya bir not almışım. Bakalım neymiş. Mesela futbol maçında kendi kalesine gol atan kişinin durumunu hissettiniz mi, onun duygularını? Daha çok erkekler, erkek öğrenciler hani futbol maçı falan yapar. Ve erkek öğrenciler böyle bir şeyle karşılaşır daha çok. Kendi kalesine gol atan bir kişinin o yaşadığı moral çöküntüsünü, değersizlik hissini empati yaparak, kendimizi onun yerine koyarak kendimiz de yaşayabiliriz. Onun o yaşadığı duyguyu biz de yaşayabiliriz. Bir an için kendimizi onun yerine koyarak. Bir tane daha buraya örnek almışım. Elektronik cihazı olmadığı için çevrimiçi derslere katılamayan kişinin yerine kendimizi hiç koyduk mu? Telefon, tablet, bilgisayar yok. Veya olsa da internet bağlantısı yavaş veya hiç yok veya yetersiz olduğu için internete bağlanamayan bir kişinin durumunu anlayabilmek için empati kurmamız gerekmez mi? Empati kurmamız gerekir. Yani kendimizi onun yerinde düşüneceğiz bir an için. Derse katılamıyorum. Öğretmenlerim işte gruptan sürekli paylaşıyor, şeyler gönderiyorlar, bağlantı gönderiyorlar ama evimizin internet bağlantısı yok. Cihazlarımız yetersiz, cihazımız yok. Kendimizi bu durumda düşünüp o kişinin durumunu anlayabilmek. Empati kurduk mu? Ondan sonra ne yapılacak? Artık çözüm için düşüneceğiz, fikirler geliştireceğiz. Kendisini bir başkasının yerine koymaya en çok ihtiyaç duyan meslek grupları hangileridir acaba? Bu meslek grupları, ben buraya not almışım şimdi bakın. Bunlar insanlara bir şey anlatan kişiler. En başta kim? Psikolog. Bakın bir psikoloğa gidiyoruz. Psikoloğa bir şeyler anlatıyoruz. O bizi saatlerce dinliyor, dakikalarca dinliyor. Peki psikolog burada kendisini bizim yerimize koymuyor mu? Empatiyi en çok kuran psikolog oluyor. Psikolog kendisini bizim anlattıklarımızdan yola çıkarak, kendisini bizim yerimize koyarak, kendisi bu durumda ne yapar? Onu düşünüyor, çözüm üretiyor ve bize o çözümü söylüyor. Psikolog. Yani psikoloji doktoru. İnsanlara bir şey anlatan bir diğer meslek öğretmenlik. Öğretmen de öyle değil mi? İnsanlara anlatıyor. Karşısında bazen yetişkin insanlar var. Bazen 18 yaş altı öğrenciler var. Onlara bir şeyler anlatırken bazısının morali iyi oluyor. Bazısı yaramazlık yapabiliyor. Bazısı konuşkan oluyor. Bazısı hiç konuşmuyor. Ağzını bıçak açmıyor. Bazısı sürekli gülüyor. Hani öğretmen bu durumda kendisini empati yaparak karşısındaki öğrencinin yerine koyma şeyini kullanmalı. Empati yapabilmeli. Yani meslek olarak öğretmenlik de empati yapması gereken mesleklerden birisidir. Peki bir diğeri hakim. Mahkemedeki yargıç, hakim. O da insanları dinliyor değil mi? Hakim de insanları dinliyor ve dinlediği şeylerin sonucunda bir karara varıyor. Bir hüküm ortaya koyuyor. Burada tabii ki kanunlara bakıyor. Kanunlara uygun hüküm koyuyor. Ama yani vicdani kanaatleri de ortaya çıkarıyor. Vicdani kanaatlerine de dayanarak da bir hüküm kurabiliyor. Yani hakim de insanları dinleyen bir meslek olduğu için hakimlik. Bu da dinlediği kişinin yerinde kendisini bir an düşünüp ben onun yerinde olsaydım nasıl davranırdım? Hani suç işlemişse
o dinlediği kişi. Ben onun yerinde olsaydım acaba ben de suça sürüklenir miydim? Veya kendimi kontrol edip başka bir şekilde mi problemi çözerdim diye hakim bir empati yapıyordur. Ve polisler ne yapıyor? İşte sanıkları, şüpheli sanığı alıp ifade alıyor, onu dinliyor. Kendisini onu yerine koyması gerekiyor. Çünkü dinlediği kişinin kendince haklı nedenleri olabiliyor. Belki dışarıdan bakıldığında suçlu kişi, dışarıdan ilk bakışta suçlu ama kendisini öyle savunuyor ki yani polis kendisini onun yerine koymak zorunda kalıyor. Empati kurmak zorunda kalıyor. Ya acaba bu kişi doğru mu söylüyor? Ben de onun yerinde olsaydım acaba böyle mi yapardım? Gibi düşünmeden edemiyor bazı durumlarda polis görevlisi. Yani polislik de empati yapmaya çok açık bir meslek. Ve avukat. Avukat da ne yapıyor? Müvekkilini dinliyor önce. Önce onu dinliyor, alıyor bilgileri, ondan sonra onu savunmaya çıkıyor mahkemeye. Onu dinlerken tabii ki kendini arasına onun yerine koyma durumunda, empati kurmak durumunda kalıyor. Sizin de varsa başka bildiğiniz, kendini bir başkasının yerine koymaya en çok ihtiyaç duyan meslek grupları söylerseniz buraya yazayım. Var mı? Alayım. Evet, varsa alayım. Ünal var mı? Var hocam, hekim. Yani hekim, doktor. Evet, çok güzel, çok güzel. Hemen yazıyorum buraya. Hekim yazıyorum. Çok güzel. Doktor da gittiğimizde ilk önce bizi dinliyor değil mi? Önce bizi dinliyor, ondan sonra. Yani bu durumda doktor da empati yapabilecek meslekler arasında, doktorluk. Bir tane daha var burada bir etkinlik sorumuz. İnsanların tutum ve davranışların arkasında yatan başka nedenler olabilir mi? Bu nedenlere ulaşmak için ne tür bir yol izleriz? Ben yine not almışım buraya. İlk önce konuşarak. Yani bir kişinin olumsuz bir davranışının neden olduğunu bilmek istiyorsak ilk önce konuşuruz değil mi? Sen böyle bir şey yaptın, neden böyle yaptın? Eğer konuşamıyorsak tahmin etmeye çalışırız veya empati kurarız. Tahminle empati birbirine yakın şeyler. Geçiyorum. Empati olaylara ve sürece kişilerin gözünden bakmayı sağlar. Başkasının gözünden bakmayı sağlar. Hem kendilerinin hem de çalışma arkadaşlarının güvenliklerini düşünen bireyler, insanlar bulundukları çalışma ortamında toplu korunma önlemlerinin tam anlamıyla sağlanamadığı veya yetersiz kaldığı hallerde bile kendi korunma önlemlerini uygulayabilirler. Şimdi bir çalışma ortamında düşünün kendinizi. Bir şirketin çalışanısınız. Yani orada iş kazasına uğrama, meslek hastalığına yakalanma, bu gibi durumlar her an için ihtimali var tabii ki. Yani ihtimal sıfıra inmiyor hiçbir zaman. İhtimal var. Peki önlem alır mıyız kendimiz için? Böyle bir duruma düşmemek için, kazaya uğramamak, meslek hastalığına yakalanmamak için kendimiz için önlem alırız. Tabii ki. Herkes kendisi için önlem alacak. İşte burada empati devreye girdi mi? Empati önlem almada bizi daha da bir istekli kılar. Kendimiz için nasıl önlemler alıyorsak, karşıdaki çalışan diğer insanlar için de, yani onların da iş kazasına uğramaması için, meslek hastalığına yakalanmaması için, onların açısından olaya bakarak bu defa önlemlerimizi daha da artırırız. Daha da bir önlem almaya istekli davranırız. İnsanların birlikte yaşadığı, toplu yaşadığı her yerde empati gereklidir. Merak ediyorum demiş. Kendinizi başkasının durumunda hayal edebilmek bir beceridir. Ve başka birinin ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların nasıl giderileceğini anladığınızda kendi problemlerinizi de çözme becerisi kazanmış olursunuz. Mesela bugün belki de bir empati yapmışızdır farkında olmadan. Bir başkasının yerine kendimizi koyup onun duygularını anlamaya çalışmışızdır belki. Kendini onun yerine koyarak onu anlamaya çalışmak, karşıdakini anlamaya çalışmak insan ilişkilerini iyiye götürür. Anlayışlı insan yapar kişiyi. Ve toplumda daha da ilerleyip toplumsal barışı ortaya çıkarır. Toplumsal barışı sağlar. Mesleğe hazırlanıyorum kısmında Dünya Ekonomik Forum raporuna göre geleceğin 10 temel becerisi içerisinde problem çözmek, eleştirel düşünmek, yaratıcı olmak, takım halinde çalışmak, iletişim kurmak becerileri var. Bunlardan ilk sıradaki problem çözme. Yani problem çözmek, gündelik hayatımızda bile problem çözüyoruz. Çok. Mutfakta problem çözüyoruz değil mi? Okula geliyoruz. Okula geliş gidiş sırasında karşılaştığımız sorunları çözüyoruz. Yani problem çözme hayatımızın her anında, belki her gün yaptığımız bir şey. Bu
geliştirilmesi gereken bir beceridir. Problem çözebilmek. Yani bir problem varsa bu problemi büyütmek yerine problemin çözümüne odaklanmak. Geleceğin mesleklerinde en öne çıkan şey bu. Problemi çözmeye odaklanmak, problemi büyütmeye değil. Az önce okuduğumuz Ozan'ın yaşadığı kazanın nedeni olarak şöyle bir ifade kullanılmış. Makine bölümünde okuyan 10. sınıf öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda bilgi sahibi olmadığı için kaza yaşanmıştır. Bu bir ifadedir. Kaza nedeninin ifadesi. İkinci ifade, evet sizin söyleyeceğiniz ifadeyi buraya yazayım. Ozan'ın öğretmenin sözünü dinlememesi yüzünden kaza yaşanmış da olabilir. Bunu da diyebiliriz. Çünkü o örnekte makinenin kolu dönmediği halde Ozan makinenin kolunu döndürmeye çalışıyor. Öğretmen bekle geleceğim diyor. Çünkü o an başka bir öğrenciyle meşgul öğretmen. Ozan dinlemiyor. Getirip pas sökücüyü makinenin koluna döküyor. Onu açmaya çalışıyordu ve kaza yaşandı. Kendisine zarar verdi, arkadaşına zarar verdi. Burada öğretmenin sözünü dinlememesi bir kaza nedeni olarak buraya yazabiliriz. İş kazaları. Araştır, düşün diyor. Bir iş yerinde iş kazası yaşanırsa bu durum o kurumu ve işvereni nasıl etkiler? Ben buraya yine not almışım, bakalım. Birincisi maddi kayıp. İş kazası sırasında maddi kayıp yaşanır. Üretim aksar, maddi kayıptır. Makine arızalanır, tamir edilmesi için para harcanır, maddi kayıptır. İkincisi itibar kaybı. İtibar kaybı, bir iş yerinde iş kazasının gerçekleşmesi, işletme sahibinin veya o işletmenin itibarını az da olsa zedeler. Yani hiç kaza yaşanmamış bir iş yerinin itibarıyla ara sıra kaza yaşanan bir iş yerinin veya çok çok kaza yaşanan bir iş yerinin itibarı aynı olmaz. Bir de moral çöküntüsü. Aklıma gelen bunlar oldu. İş kazası yaşanan bir yerde hem işverenin hem de çalışanların hem de yöneticilerin moralleri bozulur. Yani işe devam etme konusunda biraz isteksiz olurlar. Yani işe ara vermek isterler. Çünkü o kaza onları psikolojik olarak olumsuz etkiler. Data, veri. Şimdi veri ve datadan bahsedeceğiz. Niçin? Problemlerin çözümünde böyle karambole, işkembeden atmak yerine datayla konuşalım. Veriye dayalı problem çözümü yapalım. Veri dediğimiz nedir peki? Veri dediğimiz gözlem yaparız, deney yaparız, ölçüm yaparız. Bunun sonucunda bir bilgiye ulaşırız. Ama bu bilgi ham bilgidir. Ham bilgi. Yani bir çıkarımda bulunmaya, yorum yapmaya henüz imkan vermemiştir. Ham bilgi. Buna biz veri deriz. Bakın burada not almışım. Verinin tanımında işlenmemiş bilgi parçacığıdır. Enformasyon parçacığıdır. Ölçüm, deney, gözlem, sayım, araştırma yoluyla elde edilir. Mesela sınıfınızdaki öğrencilerin yaşları, kiloları, boyları. Bu bilgileri alıp listeye yazdık, liste yaptık. Peki bu hemen bir yorum yapmaya imkan veriyor mu? Hayır. Bunları ya küçükten büyüğe doğru sıralayacağız, ya büyükten küçüğe doğru sıralayacağız, ya ortalamasını alacağız, ya ortancasını bulacağız. Bu şekilde istatistik bir takım işlemlere tabi tutarak üzerinde artık yorum yapmaya, çıkarımda bulunmaya o zaman elverişli olacak. Ama veriler ilk elde edildiğinde ham veri, ham bilgi olduğu için henüz üzerinde çalışmaya, yorum yapmaya müsait değil. Peki iş kazalarını veriye dayalı önlemek nasıl olur? Bir işletmede geçmiş yıllarda yaşanan kazalar, bunların raporları tutulmuştur değil mi? Bunlar bir liste haline getirilir. Sonra bu kazalar günün hangi saatlerinde gerçekleşmiş? Bunlar da yazılır yanlarına. Yılın hangi aylarında gerçekleşmiş? Bunlar da yazılır listeye yanlarına. Kaç tanesinde maddi kayıp, kaç tanesinde can kaybı yaşanmış? Bunlar da yanlarına yazılır. Kaç tanesinde işçinin, kaç tanesinde işverenin hatasından veya makinenin kusurundan dolayı kaza gerçekleşmiş? Bunlar da yanlarına yazılır. İşte datayla yola çıkmak budur. Data, veri. Liste yaptık. Geçmişteki iş kazası geçmişinin verileriyle artık bugün, yarın, daha sonra bu kazaların gerçekleşmemesi için önlemler, tedbirler alacağız. Artık elimizde veri var, data var ve daha sağlıklı çıkarımda, daha sağlıklı yorumda bulunabiliriz. Veriye dayalı konuşmak budur. Veriye dayalı problemi çözmek.
İşçilerin iş kazasına uğramasını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir. İş güvenliği nedir? İş yerlerinde kazalar oluyor. Bu kazaları engellemek için, kazaların olmamasını sağlamak için önlemler almaktır. İşte buna iş güvenliği diyoruz. Tanım çok basit. İş güvenliği almanın amaçları maddeler halinde sıralanmış. 2, 4, 6 tane madde sıralanmış. Şimdi bunlara bakalım. Çalışanlara en yüksek nitelikte sağlıklı ortamı sunmak çalışanlara. İkincisi, çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak. Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden nasıl korunur? Çalışanlar toplu korunma yöntemleriyle ya da bireysel korunma yöntemleriyle. KKD'de diyorduk ya, kişisel koruyucu donanım. İşte önlük, tulum, maske, gözlük, eldiven, işte sağlam demir uçlu ayakkabı gibi bunlarla çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korunur. Üçüncü amaç, iş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak. Onu en iyi yapabilecek işçiyi o işte görevlendirmek. İş güvenliğin içerisinde bu da vardır amaçlar arasında. İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek. Bu da dördüncü amaç. İş yerlerinde riskler vardı. Fiziksel risk, biyolojik risk, kimyasal risk, psikososyal risk, ergonomik risk. Bunlar risk faktörleriydi, risk kaynaklarıydı. Bunları tamamen ortadan kaldırmak. Mümkün değilse en zararsız hale getirmek. En düşük zararlı hale getirmek. Bu da dördüncü amaç. Ve sonraki amaç, oluşabilecek maddi manevi zararları ortadan kaldırmak. Kaza sonucunda manevi zarar nedir? Çalışanların psikolojik olarak bundan olumsuz etkilenmesi. Maddi zarar, çalışanlardan birinin işte sağlık masrafları gerektirmesi kazadan dolayı veya makinenin arızalanıp masraf gerektirmesi. Bu da maddi tarafı. İşte bunları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak iş güvenliği amaçlarından beşincisi. Altıncısı ise çalışmanın verimini artırmak. Verimli çalışma demek daha çok üretim yapılan çalışma. Yani iş kazası çalışmayı aksatır. Çalışma durur bir süre. Gün içerisinde daha az üretim gerçekleştirilmiş oluyor. Kaza olmasaydı daha fazla üretim yapılacaktı. İş kazasının üretimin verimliliğini azaltmasını önlemek amacıyla iş güvenliği tedbirleri uygulanır iş yerlerinde. Çalışmanın verimini artırır. İnsanlar kazasız bir ortamda çalışarak daha kendilerini motivasyonu yüksek hissederler. Daha iyi moralle işe başlarlar. Kazanın gerçekleşmediği bir ortamda, iyi önlemlerin alındığı bir ortamda ve daha iyi iş çıkarırlar. İş güvenliğinin amacı da bunu sağlamaktır. İş kazaları ekonomiye ne kadar zarar veriyor? Küresel gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %4'ünü kaybediyoruz iş kazaları sonucunda. Gayri safi yurt içi hasıla dediğimizde üretimdir. Bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası demek o ülkenin bir yılda toplam üretiminin parasal değeridir. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 4.2 trilyon TL. Bu şu demektir. 2019 yılında Türkiye'de toplam 4.2 trilyon TL'lik mal ve hizmet üretilmiş. Kim tarafından? Bütün üreticiler tarafından. Hem devlet şirketleri, hem özel sektör şirketleri, hem bireysel kişiler, insanlar tarafından bu kadar mal ve hizmet üretilmiş toplam. İşte bunun %4'ünü yaklaşık iş kazalarında kaybediyoruz. İş kazalarını ortadan kaldırmak bu %4'lük kaybı geri getirir. Olayların planlanan akışta yürümemesi sonucunda kişilerin yaralanması, sakat kalması veya ölmesine sebebiyet verir değil mi iş kazası? Kaza sonucunda işçiler yaralanabilir, sakat kalabilir ya da hayatını kaybedebilir. Peki işçilere hiçbir şey olmuyorsa, makineye, işçilere buna da işte ramak kala olay deniyor. Ramak kala olay. İş kazası 5510 sayılı kanunda tanımlanmış. Sosyal sigorta, genel sağlık sigortası kanununda. Burada diyor ki, meydana geldiğinde veya sonradan işçiyi beden ve ruh arızasına uğratan olaydır. Hem meydana geldiği anda işçiye bedensel veya ruhsal bir zarar verir veya sonradan da işçiye bedensel veya ruhsal bir zarar verebilir iş kazası. Ve aşağıdaki durumlar iş kazası sayılır. Tam 5 tane sayılmış burada kanunda. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana geliyorsa kaza, bu iş kazası sayılır. İş yerinin tanımını yapmıştık geçtiğimiz derslerde.
üretimin yapıldığı atölye, işletmenin yemekhanesi, iş yerinin varsa kantini, iş yerinin otoparkı, işletmenin kıyafet değiştirme, giyinme bölümü, iş yerinin tuvaletleri, lavaboları, bütün bunlar iş yerinden sayılıyor. İşçi kendi işini yapmıyorken bile, diyelim iş yerinde koridorda yürürken bile bir kaza geçirirse bu iş kazası sayılır. İş yerinde bulunuyor çünkü. İş yerinin o kapsama alanı içerisinde bulunuyor. İkincisi, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, yani işçi kendi işini yaparken kaza gerçekleşirse bu da iş kazası sayılıyor diyor kanun, 5510 sayılı kanun. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi ama bu gönderme sırasında kendi işini yapmıyor işçi. İşveren diyor ki şuraya git gel. Kendi işini bırakıyor. İşverenin verdiği talimat doğrultusunda o yere gidip geliyor. Mesela lokantada çalışan bir garsonun lokantanın sahibi işveren tarafından kasaba gönderilmesi et almak için veya lokantaya sebze almak için manava gönderilmesi veya lokantaya ekmek almak için ekmek fırınına gönderilmesi. Garsonun asıl işi nedir? Masalara servis almak, masaları temizlemek. İşverenin buna verdiği iş nedir? Kasaptan et getirmek, manavdan sebze getirmek, ekmek fırınından ekmek getirmek. Yani kendi işini yapmaksızın bu geçirdiği zamanlarda bir kaza gelirse işçinin başına yine iş kazası sayılıyor. Ve dördüncüsü, emziren kadın sigortalılar yok mu iş yerlerinde? Tabii ki var. Çocuklarına emziriyorlar. Bu emzirme sırasında yine kaza geçirirse kadın işçi iş kazası sayılıyor mu? Evet, iş kazası sayılıyor. Bu da dördüncüsüydü. Ve beşincisi, sigortalının işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, hani ona servis deniyor, personel servisi, personel taşıma aracı. İşin yapıldığı yere götürülüp getiriliyor işverenin sağladığı araçla. Burada bir kaza oluşursa servisle giderken, işe giderken veya işten eve gelirken yine iş kazası sayılıyor mu? Evet, iş kazası sayılıyor. İş yerine servis aracına bindiği andan itibaren bir kaza gerçekleşir. İşçiler yaralanırsa bu iş kazası sayılır. Peki bu 5 tane madde saydık. Bu 5 tanesinde şöyle diyebilirsiniz. Hocam iş kazası sayılsa ne olur, sayılmasa ne olur? Olur mu? İş kazası durumunda o işçilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir para ödenecek değil mi? Bunlar bazıları yaralanacak, bazıları sakat kalacak, iş göremezlik yaşayacaklar, işten uzak kalacaklar bir süre, gelir kaybına uğrayacaklar, işten uzak kaldıkları sürede işveren ödemeyecek onların ücretini, Sosyal Güvenlik Kurumu ödeyecek. O zaman diyor ki Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kaza iş kazası sayılırsa ben bu işçilere ödediğim parayı o işçilerin işvereninden alırım. Eğer iş kazası sayılmaz ise bir olay, o zaman işverenle alakası yoktur. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu işverenden, işçiye ödediği parayı işverenden isteyemez o zaman. Diyelim ki işçi işten geldi, akşam evinin bahçesinde akşama doğru çalışırken parmağını yaraladı. Hastaneye gitti, rapor aldı, dikiş atıldı parmağına ve 15 gün işten uzak kalacak veya 10 gün işten uzak kalacak. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu bunu iş kazası olarak kabul edebilir mi? Hayır. İş sırasında olmamış, işe gidiş geliş sırasında olmamış, işverenin verdiği bir talimatla bir yere gidip gelirken olmamış. Tamamen iş dışında bir olmuş. Dolayısıyla bu iş kazası sayılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu işverene rücu edemez. İş kazası sayılıp sayılmamasının işte esprisi burada yatıyor. Bilginin peşinde. Şimdi burada iş güvenliği işaretleri var. Şimdi bunu tahmin edebilirsiniz değil mi? Elektrik tehlikesi. Bu Opel'in simgesine benziyor. Bu elektrik tehlikesi. Bunu tahmin edersiniz. Peki bu zehirleyici madde, toksik madde. Peki bu ilk yardım, ilk yardımla alakalı. Ben bunu bulamadım. Belki siz bulursunuz. İnternette baktım, bulamadım ben. Şu patlayıcı madde işareti levhası. Bu ise tehlikeli çalışma var anlamına gelir. Peki şu, burada sigara içilmez. Tütün mamulleri tüketilmez. Peki bu, kulaklık kullanın. Bakın, niçin kulaklık kullanın? Ortam mikroplu olabilir, ortam çok soğuk olabilir veya ortamda çok fazla gürültü olabilir. O yüzden kulaklık kullanılması gerekir. Peki bu, bence bu kaygan zemin. Öyle görünüyor. Peki bu, bunu işte bulamadım.
İş güvenliği ile ilgili şöyle bir not aldım sitenin adını. Hemen bu siteyi açalım. Burada iş güvenliği levhaları var. Bakabiliriz buradan. Mesela bu neymiş? Yük asansörüdür, insan binemez. İş yerinde bunu görürsek bunu anlayacağız. Arıza var, çalıştırma. Bakım var, çalıştırma. Makine çalışırken tamirat yapma. Gerekli yerlere asılmalı. Forklift çıkabilir. Dikkat. Gibi birçok şey burada var. İş kazası, işveren, işçi ve iş yeri. Bunları gösteren bir karikatür çizebilir misiniz? WhatsApp'tan bana özelden gönderebilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Biz şimdilik şöyle yapalım. Ben buraya not almıştım bir siteyi yine. İş kazalarıyla ilgili bir görsel, bir fikir olsun size en azından. Bakın burada elini kaptırma, kayıp düşmek, işte karnına bir cismin çarpması, sırtına bir cismin çarpması. Yine burada kayıp düşme var, kayıp düşme, kafasına bir cismin çarpması. Bu gibi karikatürler burada olduğu gibi cinali, çöp adam şeklinde çizebilirsiniz. İş sağlığı, güvenliği tehdit eden unsurlar. Şimdi iş yerlerinde hatırlayalım. İş sağlığını, güvenliğini tehdit eden unsurlar, geçen haftadan hatırlayın, geçtiğimiz haftalardan. Fiziksel risk faktörleri vardı. Kimyasal risk faktörleri, biyolojik risk faktörleri, elektrikle ilgili risk faktörleri, ergonomi ile ilgili ve psikososyal risk faktörleri vardı. Bunun dışında bir de işçiden kaynaklanan ya da işin ortamından kaynaklanan durumlar vardı. İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden unsurlar iki ana başlık altında toplanabilir demiş kitabımız. Bunlar güvensiz davranışlar, bunlar işçiden kaynaklanıyordu. Ve güvensiz durumlar, bu da işten kaynaklanıyor. Güvensiz davranışlara, hemen şunları hızlıca okuyalım. Görev verilmeden ya da uyarıları aldırmadan çalışmak, tehlike oluşturacak şekilde alet makine kullanmak. Diğerlerini siz okuyabilirsiniz. Ben buraya bir not almışım. Bakalım. İş kazalarının %88'i hatırlayın. Bu yüzden oluşmaktadır. Güvensiz davranışlardan. Güvensiz davranışı kim sergiliyor? Çalışanlar. Yani çalışanların kuralların haricinde hareket etmesinden dolayı kazaların %88'i bundan dolayı gerçekleşiyor. Ve %88 çok büyük bir rakam. Bilemedim, düşünemedim, tahmin etmedim, öyle olacağını sanmıyordum gibi birçok şey oluşabiliyor, mazeret oluşabiliyor bu durumda. Ve güvensiz durumlar, bunlar da işçiden kaynaklanmıyor. İşin şartlarından kaynaklanıyor veya işverenin yeterli önlem almamasından kaynaklanıyor. İki tanesini okuyalım. Koruyucu ekipman bulunmaması. Hani işçi kullanacak ekipman ama yok, ortada yok. Maske yok, kask yok, eldiven yok. Olsa işçi kullanacak. İşte bu işverenden kaynaklanıyor veya durumdan, işin şartlarından kaynaklanıyor. Koruyucu ekipmanların kötü durumda olması, kontrol edilmemesi, bakımının yapılmaması. Bu da yine durumdan kaynaklı, işçiden kaynaklı değil. Buraya bir not almışım yine. İş kazalarının %10'u bu yüzden gerçekleşiyor. Yani güvensiz durumdan, elverişsiz durumdan kaynaklanıyor. Her 10 kazadan biri demektir bu. 10 kazadan biri işten kaynaklı, her 10 kazadan 9'u işçilerin kurallara uymamasından kaynaklı. Merak ediyorum, işbirliğine neden ihtiyaç duyulur? Bakalım. Bazen hani dersiniz ya, arkadaşınızla konuşursunuz veya aile içerisinde konuşursunuz, biri birine sorar. Şöyle şöyle düşünüyorum, sizin fikriniz var mı? Siz ne dersiniz? Beyin fırtınası işte budur. Beyin fırtınasıyla insanların fikirleri alınır. Gerçekten de yani bir konuda birinin düşünemediğini başka biri düşünebiliyor. Onun düşünemediği daha başkası. Hani akıl akıldan üstünün deniyor ya, gerçekten de öyle. İnsanlar çok farklı fikirleri olabiliyor bir problemin çözümü konusunda. Çok farklı fikirler ortaya getirip harmanlanarak işte en uygun çözüm ortaya çıkarılıyor. Bu nasıl yapılıyor? Beyin fırtınası deniyor işte buna. Belki de bu beyin fırtınasını her gün kullanıyoruz. İş yerinde kullanıyoruz, okulda kullanıyoruz, sınıfta, okulda, derslikte kullanıyoruz, ailede kullanıyoruz, futbol maçında kullanıyoruz, piknikte kullanıyoruz, düğün sırasında kullanıyoruz, düğün salonunda. Yani İnsanların birçok kişinin fikrini alarak bir konuda en uygun çözümü, en uygun gördüğümüz şeyi ortaklaşa kullanıyoruz. Bunun adı beyin fırtınasıdır. Beyin fırtınası işbirliğiyle olan bir problem çözme yöntemidir. Şu yukarıda disiplinler arası çalışma vardı. Disiplinler arası çalışma
Burada bir not almışım yine. Mesela iş kazalarını önlemek için demişim, not almışım. İş kazalarını önlemek için birçok kurum birlikte çalışır. Örneğin Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanlığı, bunlardan sadece birkaçı. İşverenler, meslek odaları, meslek kuruluşları, sendikalar, hatta bunları da yazayım buraya. Sendikalar, meslek odaları, evet. Birçok kurum bir araya gelip bir konuda çalışıyorsa işte buna disiplinler arası çalışma diyebiliriz. Etkileşim ağı. İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden unsurları giderici tedbirlere yönelik farklı fikirleri ve bakış açılarıyla size destek ve rehber olabilecek kişi ve kurumların bir listesini yapabilir misiniz? Etkileşim ağı oluşturabilir misiniz? Ben şöyle bir liste yaptım yine. Az önce yukarıdaki disiplinler arası çalışmada değindiğimin biraz daha genişi. İş kazaları konusunda etkileşim ağını oluşturalım. Hangi kurumlar bir arada çalışmak durumunda? Disiplinler arası. Böyle ağ vaziyetinde. İlk başta Çalışma Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bu başta. Yani çalışma yaşamı, Çalışma Bakanlığı. Yani doğal olarak en başta o bakanlık var. Ondan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu. İş kazaları, Sosyal Güvenlik Kurumu, rapor parası alınacak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. İşçi vefat ederse bunun için ödenek ödenecek işçiye, tazminat ödenecek, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılıyor bütün bunlar. Dolayısıyla ikinci sıraya Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yazdım. Türkiye İş Kurumu, iş kazaları konusunda tabii ki söyleyecek bir şeyler olan kurumlardan birisidir. Emniyet Müdürlüğü, ne için? Çünkü iş kazası yaşandığında Emniyet Müdürlüğü'nden kolluk güçleri gelip orada bir rapor düzenliyor değil mi? Adli rapor düzenliyorlar. Ondan sonra İtfaiye Müdürlüğü. İş yerinde kaza gerçekleştiğinde hemen itfaiyeden personel çağrılıyor. Sıkışan bir şeyi çıkarmak için, kesmek için, o bir şey kurtarılacaksa onu kurtarmak için hem iş dışında hem iş arasındaki kazalarda itfaiye ilk çağrılanlar arasında oluyor. Onun için iş kazaları konusunda tedbirler oluşturmak için şu an bu söylediğim kurumlar tedbirler oluşturmak için iş kazalarını azaltıcı önlemlerin alınması konusunda birlikte çalışmak için bir araya gelmesi gereken kurumlar. Bunları sayıyoruz şu an. İtfaiye de bunların içerisinde. AFAD, İzmir depreminde gördük. AFAD burada çokça faaliyette bulundu. Afet Acil Durum ekipleri. Bu bir kamu kuruluşu. Yine bunun da iş kazalarıyla ilgili tabii ki önlemeye yönelik söyleyecekleri, önereceği bir şeyler vardır bu kurumunda. Ve UMKE, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. Yine bunu da deprem sırasında çalışmaları vardı, orada gördük. UMKE'nin de iş kazalarını azaltacak tedbirler konusunda önerileri kesinlikle vardır. İş güvenliği uzmanı. İş güvenliği uzmanı, aslında bunu en başa yazmalıydım. İş yerleri, büyük iş yerleri iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda. Niçin? İş sırasında risk oluşturabilen şeyleri tespit edip işverene bildirsin. İşveren de bu risk oluşturacak şeyleri gidersin diye. İş güvenliği uzmanları bunun için çalıştırılır. Dolayısıyla iş güvenliği tedbirleri konusunda ilk sözü söyleyeceklerden birisi belki de iş güvenliği uzmanıdır. Sonra sağlık uzmanı. İş yerine sağlık uzmanı, ortak sağlık güvenlik biriminden gelen sağlık uzmanı. Bunların da tabii ki önerileri olabilir iş güvenliği tedbirleri konusunda. Ve ustabaşı. Ustabaşını da yazdım. Yani makineyi kullanan işçilerin başında ustabaşı var. Ustabaşı çekirdekten geldi oraya kadar çıktı. Yani o makinelerin hepsinin nasıl kullanıldığını çok iyi biliyor ustabaşı. Dolayısıyla kazalara karşı alınacak önlemler konusunda ustabaşının da önerilerini dikkate almak gerekir. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunmak için iş yerlerine kurulan sağlık birimidir. Ortak sağlık güvenlik birimi. Buna daha önce de değinmiştik. OSGB. OSGB için şöyle bir ben not almışım. Şöyle bir bağlantı oluşturdum. Bunu şimdi tarayıcıda arayalım. Bakın bu şimdi Bursa haritasında. Bursa'da yer alan ortak sağlık güvenlik birimleri. Sayıları çok fazla değil bunların. Belki 20'yi bulmuyor bile.
Peki bunlar ne iş yapar? Yani hastaneler var, diğer sağlık kuruluşları var. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi de bir sağlık kuruluşu mu? Yani o sağlık kuruluşu mudur bu aslında? Evet, bir sağlık kuruluşu ama yani sadece iş yerlerine sağlık hizmeti sunuyor. Sadece iş yerlerine, işletmelere, fabrikalara, çalışanlara, fabrikaların işçilerine. Nasıl sağlık hizmeti sunuyor? Mesela işveren sağlık taramasından geçirmesi için işçiyi yönlendiriyor. Mesela nereye git diyor? İşte şu emek mahallesindeki düzey OSGB'ye gideceksiniz. Veya işveren onunla anlaşma yapmıştır. Atıyorum Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika. Renault fabrikası mesela. Renault fabrikası bu hemen yakınındaki düzey ortak sağlık güvenlik birimiyle bir anlaşma yapmıştır. Renault fabrikasının bütün işçileri düzeye gidip orada sağlık kontrolünden geçecekler. Meslek hastalığı varsa orada tarama yapılıp hastalık orada test edilecek, teşhis edilecek ve tedavi için bir süreç belirlenecek. Veya işe giriş sırasında sağlık taramasından geçirilecek işçileri düzey OSGB'ye yönlendirecek Renault fabrikası. Bu şekilde bütün işletmelerin anlaştığı ortak sağlık güvenlik birimleri, protokol imzaladığı ortak sağlık güvenlik birimleri vardır, olabilir. Kendi işçilerini o şeye gönderirler, o ortak sağlık birimine gönderirler ve orada sağlık taramasından geçmelerini isterler işverenler. Sizler de eğitim gördüğünüz alanda, dalda faaliyet gösteren bir işletmenin tehlike sınıfını ve kaç kişi çalıştırdığını hesaba katarak alınması gereken tedbirleri araştırınız. Tehlike sınıfı. Şimdi sizin gördüğünüz, eğitim gördüğünüz alan hangisi? Muhasebe alanı. Bu alandaki işletmeler hangileri? Mali müşavirler değil mi? Ben buraya not almışım. Hemen bu bağlantıyı açalım. Kopyala, yapıştırla, tarayıcıya gidip buradan. Bakın şöyle yazıyorum. Bilgiye ulaşmanın çok kolay yolu. Tehlike sınıfları listesi. Bunu yazdıktan sonra bu çıkan sonuçlardan bir sürü, bakın burada sonuçlar var. Şu Excel formatında veriyor sonucu, şu PDF formatında. Ben bunlardan hangisini kullanmışım? Burada şunu kullandım. Bunu açıp bu listede şöyle arama kutusunu açıp Ctrl F yaparak mali müşavir yazıyorum arama kutusuna. Hemen bana buluyor. Bakın tehlike sınıfları listesinde mali müşavirlerin az tehlikeli olduğu yazıyor. Gördük mü? İşte bilgiye bu şekilde çok kolay ulaşabiliriz. Yani mali müşavirlik ofisleri az tehlikeli iş yerlerindeymiş, sınıfındaymış. Peki iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırıldığını zaten biliyorduk. Mali müşavirler, muhasebeciler şu az tehlikeli grupta yer alıyor. Eğitim öğretim hizmetleri, o da burada. Hani okullar. İş yerinde kaza, yaralanma ve yangın. Araştır, düşün. Uzman kelimesi bize neyi ifade eder? Uzman kişi. Hocam. Evet. Hocam herhangi bir işte başarılı, yani çok başarılı olan bir kişi. Evet. Herhangi bir işte çok başarılı olan bir kişi, doğrudur. Herhangi bir işte üstün beceriye sahip bir kişi, bu da olur. İşin ehli deriz ya, işin erbabı, işin ehli, işi en iyi bilen kişi, bir iş konusunda çok yetenekli olan kişi, ona işin uzmanı diyebiliriz. İş kazalarıyla ilgili rapor düzenlenir. İş yerlerinde bunu daha önce değinmiştik. Bir kaza mı gerçekleşti? Hemen orada kaza raporu düzenlenir. İş kazalarına geçen raporlara göre riskler, iş yerlerindeki riskler az önce de saymıştık ya, şu şekilde 6'ya ayrılmış. Fiziksel riskler, kimyasal riskler, biyolojik riskler, elektrikle ilgili riskler, ergonomik riskler ve psikososyal riskler. Bunlara hemen hızlıca değinelim içeriklerine. Fiziksel riskler nelerdi? Mesela iş yerindeki sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, titreşim, basınç, nem, toz, bunlar fiziksel risk unsurlarıydı. Bunların sonucunda bir kaza oluşursa, hastalık oluşursa çalışanlarda, bu fiziksel etmenlerden kaynaklanmıştır denir. Kimyasal risk faktörleri, risk oluşturucular iş yerlerinde, patlayıcı maddeler, oksitleyici maddeler, alevlenebilir maddeler, toksik zehirleyici maddeler, aşındırıcı madde, tahriş edici maddeler,
alerjik maddeler, kanserojen maddeler, mutajen maddeler, bunlardan hastalık veya kaza ortaya çıkmışsa iş yerinde, bu da kimyasal kaynaklı bir olaydır deriz veya hastalıktır deriz. Kimyasal risklere en açık sektörler, akü imalatın yapıldığı iş yerleri, petrol rafinerileri, plastik imalat tesisi, petrokimya tesisi, deri işleme tesisleri, boya imalat tesisi ve temizlik maddesi üretimi tesisi. Bunlar kimyasal risklere çok açık sektörler. Üçüncüsü biyolojik riskler. Bunlar hangileri? Bakteri, virüs, mantar, parazit. Bunların en çok bulunduğu sektörler ormancılık, balıkçılık, nakliyecilik, tarım, sağlık, gıda. Elektrikle ilgili riskler, elektriğin kullanılmadığı hemen hiçbir yer yok. Ama elektrik üretimi ve dağıtımı şirketleri buna en fazla maruz kalan. Düşünsene çok büyük bir elektrik trafo alanı, çok büyük. Ve burada çalışan işçiler, yani yüzlerce, binlerce voltluk elektrik akımında çalışan işçiler, elektrik şirketi çalışanları. Bunlar bu riske daha fazla maruz kalabilen kişiler. Ve metal sektörü. Bir diğeri ergonomi. Buna en fazla maruz kalan inşaat sektörü. Hani ağır yük taşıma oluyor ya inşaat sektöründe. Ağır yük taşıma, kaldırma, eğilerek çalışma. Dolayısıyla vücudun rahatsız olması bundan. İleride vücutta riskler, hastalıklar oluşması. İnşaat sektörü, madencilik sektörü, yeraltı. Oksijenin az olduğu yer. Madencilik sektörü de ergonomik risklere açık. Sağlık sektörü, lojistik taşıma sektörü. Mesela kargo çalışanları, özellikle depodaki çalışanlar, mal yükle, mal boşalt, indir bindir. Burada bedeninde, omurgasında, iskeletinde daha sonra rahatsızlıklara yol açabilecek şekilde ergonomik risklere çok maruz kalabiliyor. Mobilya, tekstil sektörü ve büro çalışanları. Büro çalışanları, masa çalışanları nasıl ergonomik riske maruz kalıyor? Sürekli oturmak bel fıtığına sebep olur. Sürekli ekrana odaklanmak gözleri bozar. Yine sürekli bir şeyler yazmak parmaklara, bileklere zarar verir. Ve boyun tutulmasına sebep olur. Sürekli masa başında, böyle bilgisayar başında çalışmak. Dolayısıyla bu da büro çalışanları da ergonomik risklere maruz kalıyordur. Ve sonuncusu, bunu da söyleyip bitiriyoruz gençler. Psikolojik riskler. Bunlar da vardiyalı çalışanlarda, hani gecesi gündüzü belli değil adamın, insanın. Bir gündüz çalışıyor, bir gece çalışıyor. Gündüz gece kavramı karışıyor bir kişide. Psikolojisinde artık yıpranma gerçekleşiyor, morali bozuluyor. Vardiyalı çalışanlarda psikososyal riskler üst düzeyde. Sağlık çalışanlarında yine öyle. Hastaneler tıklım tıklım kalabalık oldu mu, bir doktorun bir hastaya ayıracağı süre sadece 10 dakika, 5 dakika. Dolayısıyla kapının önünde bir sürü hasta var. Bu da o doktorun sinirlerini yıpratıyor. O sağlık çalışanlarının sinirlerini yıpratıyor. Psikososyal risklere maruz kalıyor. Ve madenciler, kapkaranlık ortam, yeraltı, incin top oynuyor ve tamamen işte karbondioksit, karbonmonoksit zehrine maruz bir ortamda, potansiyeline maruz bir ortamda çalışıyor. Bunların da ruh sağlıkları tabii ki bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ve çağrı merkezi çalışanları, hatırlayın, yani insanlar çağrı merkezini aradığı zaman 444-0850 numaraları, insanlar çok sitem ederek konuşuyor. Ama oradaki, o çağrı merkezinde cevap veren oradaki çalışanlar gayet anlayışlı bir şekilde kendisine kızarak konuşan kişiye kızmadan gayet anlayışlı bir şekilde onun problemini çözmeye çalışıyor. Ama bu kişi de yani sonuçta insan. Gün içerisinde kendisiyle hep bu şekilde konuşuldu mu, bu insan da artık sinirleri bir noktaya kadar, artık o noktadan sonra sinirleri harap oluyor. Dolayısıyla bu sektörde çağrı merkezi çalışanlarda psikososyal risklere en çok maruz kalan sektörlerden. Deyip ve bitiriyoruz sayın gençler. Dersimize katıldınız. Teşekkürler. Siz harikasınız. Teşekkürler. Bay bay, iyi günler gençler. Çok sağ olun.